Herkese merhaba. Gençlerin Gözünü adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Behram. Bugün sizlere Tanrı'nın dualarımın yanıtlamasını nasıl sağlarım sorusunun cevabını kutsal kitaptan alıntılarla açıklamaya çalışacağım. Bundan önce Defne bizim için sokağa çıktı ve bu sorunun cevabını insanlara sordu. Gelin röportajlarımızı izleyelim ve daha sonra birlikte yanıtlayalım. Dualarımızın kabul olmasını nasıl sağlayabiliriz? Sizce bu nasıl mümkündür? Dualarımızın kabul olması için biz de iyilik yapmalıyız. Minik iyiliklerle başlamalıyız. Önce ne bileyim doğadaki hayvanlara yardım etmeliyiz. Onlara su vermeliyiz, gıdalarını getirmeliyiz. Ağlayan bir çocuğun gözyaşını silmeliyiz. Veya karşılaştığımız bir kişiye selam vermeliyiz. Gülmeliyiz. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Duaların geri dönüşü olduğuna dair kanıtlanmış herhangi bir şey de yok. Dolayısıyla hani bildiğimiz ya da bilemediğimiz bir şeyi bende bir cevabı yok. Tanrı'nın dualarımın yanıtlamasını nasıl sağlarım? Birçok insan yanıtlanan duanın Tanrı'nın kendisine sunulan bir dua isteğini yerine getirmesi olduğuna inanır. Eğer bir dua isteği yerine gelmezse bu yanıtlanmamış bir dua olarak kabul edilir. Ancak bu dua konusunda doğru olmayan bir anlayıştır. Tanrı kendisine sunulan her duayı yanıtlar. Tanrı dualarımıza bazen hayır ya da bekle diye yanıt verir. Tanrı ancak kendi isteğine uygun bir şey istediğimizde dualarımızı yanıtlamayı vaat eder. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Tanrı'nın isteğine göre dua etmek ne anlama gelir? Tanrı'nın isteğine göre dua etmek, Tanrı'yı onurlandıran ve yücelten şeyler için dua etmektir. Ve kutsal kitabın Tanrı'nın isteği olduğunu çok açık bir şekilde bildirdiği şeyler için dua etmektir. Eğer Tanrı'yı onurlandırmayan ya da Tanrı'nın yaşamımız için isteği olmayan bir şey için dua edersek, Tanrı bize duada istediğimiz şeyi vermeyecektir. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Tanrı kendisinden bilgelik istediğimizde bunu bize vermeyi vaat eder. Yakup 1. bölüm 5. ayette şöyle bildirir. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Tanrı'nın bizim için isteği olan birçok şeyi bildiren 1. Selanikliler 5:12-24 başlamak için iyi bir yerdir. Tanrı sözünü ne kadar iyi anlarsak, ne için dua etmemiz gerektiğini de o kadar iyi biliriz. Ne için dua etmemiz gerektiğini ne kadar iyi bilirsek, Tanrı dualarımıza o kadar sık bir biçimde evet yanıtını verecektir. Gençlerin Gözünden adlı programımızın bu bölümünde Tanrı'nın dualarımın yanıtlamasını nasıl sağlarım adlı soruyu cevaplandırmaya çalıştım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.